Polat. Number 5, 5 numara Şeval Alkulut. Number 7, 7 numara Kader Hançer. Number 8, 8, 16 numara Derya Arhan. 17 numara Number 17, Demet Kılınç. Number 18, 18 numara Zeynep Koçer. Team Coach, Teknik Direktör Suat Oker. Duyuyor musunuz beni? Ses, ses, ses. Duyuyorum.
National Anthem of England, İngiltere Milli Marşı. National Anthem of Turkey, İstiklal Marşımız. TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. U19 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda milli takımımız ilk mücadelesine çıkacak. Rakibimiz İngiltere. Antalya Manavgat'ta Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde ilk maçımıza çıkıyor olacağız. Grubumuzda Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve İngiltere ile birlikte mücadele ediyor milliler. İşte maçtaki hakem üçlüsü ekranlarda. Karşılaşma öncesinde her iki takım oyuncuları da birbirlerine başarı dileklerini ilettiler. Ben spikeriniz Erdem Bitik. Bu mücadelenin anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ve İngiltere'nin ilk 11'i şu anda ekranlarda. Mo Marley bu 11 ile başlıyor bugün minilerimiz karşısında. Kalede Sandy McLever var. Patton, Ross, Kaptan Fisk, Finnegan, Kelly, Allen, Brazil, Cross, Hintz ve Russo İngiltere'nin ilk 11'inde yer alan isimler. Ve milli takımımızın ilk 11'i Bedriye Cam, Sema Polat, Şevval Alpavut, Kader Ançer, Damla Bozyel, Selin Ertan, İlayda Cibelek, İrem Yıldırım, Derya Arhan, Demet Kılınç ve Zeynep Koçer. Ve Suat Okyar'ın yanında oturttuğu isimler. Gamze Yaman, Rabia Civan, Bilge Sukoyun, Esra Manya, Birgül Sadıkoğlu, Sümeyra Kıvanç ve Seda Nur İncik. İlerleyen dakikalarda süre bekliyor olacak Suat Okyar'dan. 22 derecelik bir sıcaklık var. Saatte 8 kilometre ile esen bir rüzgar. Bu biraz daha özellikle şu anda kale ve top seçimi yapılıyor. İngiliz oyuncunun bulunduğu noktaya doğru esen bir rüzgar var. Bu yüzden seçimi de iyi yapmak lazım. Kaptan Şevval Alpavut ve İngiltere milli takımının kaptanı Grace Fisk ekranlara geldi yan yana. İngiltere ile U19 kategorisinde daha önce tek mücadelemiz var. 2010 yılında yine Nisan ayında oynanan mücadelede İngiltere'ye 3-0 mağlup olmuştuk. Umut ediyoruz ki gruba iyi bir futbolla ve iyi bir sonuçla beraber başlayalım. En iyi grubunu ilk sırada tamamlayan takımların devam edeceğini söyleyelim. Elit tur maçları sonunda gruplarını lider tamamlayacak 6 takımla diğer gruplar arasındaki en iyi ikinciler 8-20 Ağustos 2017 tarihlerinde Kuzey İrlanda'da yapılacak U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacaklar. Ev sahibi Kuzey İrlanda ise finallere direkt olarak katılıyor. 6 grup ve toplamda da 24 ülke U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edebilmek için ter dökecekler.
İspanyol hakem Maria Dolores Martinez Madrona ekranlarda. Başlama vuruşunu İngiltere yapacak. Millilerimize başarı dileklerimizi iletelim. Umut ediyoruz ki İngiltere karşısında iyi bir sonuçla beraber grubumuza başlarız. Danimarka ve Çek Cumhuriyeti maçları öncesinde. Tabii ki de liderliği kovalıyor olacağız. Ama en iyi ikincinin de Kuzey İrlanda'daki Avrupa Şampiyonası'nda yer alacağını bir kez daha hatırlatalım. Ve 90 dakika başlıyor değerli izleyenler. Savunmamızda bir an için Şevval'in hatası vardı. Baskıyı kurarak başladı İngiltere. İleri uçtaki tek isim Ali Brazil. 4-2-3-1 dizilimiyle başladı İngiltere mücadeleye ama beklerin daha fazla orta alana yakın olduğunu söyleyelim. Tamamen hücumu düşünen bir yapıyla başladı Mo Marley. O yüzden savunmanın arkasına uzun toplarla biraz daha statik kalarak geride İngiltere'nin baskısını bekleyip o boşlukları kullanabiliriz. Az önce Derya Arhan ekranlardaydı. Kademede araya giren isim. Taç atışıyla oyuna devam ediyoruz. Patton. Russo. Yine savunmamızdan döndü. Russo yerde kaldı. İspanyol hakem devam diyor. Hızlı çıkabilirsek şimdi İngilizleri eksik yakalayabiliriz geride. İrem Yıldırım. Top kontrolü gelmedi orada. Fisk. Kaptan araya girdi. Kalecisine kadar dönüyor. McLover. Orta alanda o topa müdahale edemedik. Kaptan Şevalic riske girmeden topu taça gönderdi. Şeval Alpavut. Formget Gençlik ve Spor Kulübü'nde mücadele ediyor. 1998 doğumlu Şevval. 19 kategorilerinde bu zamana kadar 57 maça çıktık ve 14 galibiyet aldık. Tabii İngiltere bu konuda çok tecrübeli bir ülke. Onlar da U19 kategorilerinde 117. maçlarına çıkıyorlar bugün. Geride kalan 116 maçın 73'ünü kazandılar ve 2008-2009 yılında U19 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda kupa sevinci yaşamışlardı. Böylesine geçmişi olan bir ülkeden bahsediyoruz. U19 kategorisinde kadınlarda. Maçın ilk kornerini İngiltere kullanacak. Russo penaltı noktasına doğru gönderdi. Seken top. Arka alanda atak devam ediyor. Kelly. Hemen onu karşıladı. Sema Polat. Bu defa ters taraftan bir köşe vuruşu da. Cole Kelly ekranlara geldi. Sol kanatta görev alıyor. Aslında 3 hücumcuyla başladığını söyleyebiliriz Mo Marley'in. Russo, Brazil ve Kelly. Zorc Ross. Kimsenin bulunmadığı noktaya gönderdi o topu ama kazanamadık. Devam edecek İngilizlerin hatağı. Kelly savunmanın arkasını düşündü. Tam zamanında araya girdi İrem Yıldırım. İngiltere'de en geride Hintz var. Derya Arhan. Baskı geldi orada Derya'ya. Brazil'dan top kaybı uzaklardan kalemizi düşündüler ama farklı bir şekilde dışarı gidiyor. Kalecimiz Bedriye Cam. Bugünkü mücadelede ilk 11'de başladı İngiltere karşısında. Topu önüne almaya çalıştı orada Kader Ançar. Kontrol edemedik. Ayağından açtı Patton ama öncesinde faul diyor İspanyol hakem. Tabii bu arada bizleri takip eden izleyicilerimiz Spor TV'nin Twitter adresinden bizlere de ulaşabilirler. Yorumlarınızı, mesajlarınızı maç içerisinde bekliyor olacağız. Şu anda baskıyı atlatmaya çalışıyoruz. İngiltere çok daha fazla toplu oynayarak başladı mücadeleye. Bir taç atışı daha var. İlayda Civelek ekranlarda. Sol kanatta görev alıyor İlayda. O da Beşiktaş'ta mücadele ediyor. 1998 doğumlu. İlayda Civelek, Bilge Sukoyun ve İrem Eren. Beşiktaş'tan milli takıma dahil olan isimler Gamze Nur Yaman'la birlikte. Zeynep Gamze Koçer. Karadeniz Ereğli Belediyespor'la beraber. U19 milli takımımızda en fazla sporcusu bulunan kulüplerden biri.
iki isim topun gerisinde. Russo ve aynı zamanda Hintz. Beş dakikalık bölümü geride bırakıyoruz. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde Antalya Manavgat'ta değerli izleyenler. Russo bıraktı Hintz. Doğrudan kaleye yöneldi. Tehlikeli bir top ama hata yapmadı Bedri Açam. İlayda Civelek. İyi kontrol etti orada, hemen baskı geldi Russo'dan. İrem Yıldırım orta alana döndü. Pas hatası daha yapıyoruz orta alanda. Patton ayağından açtı o topu. Orta alanda şu anda topu durdurup soluklanmamıza izin vermiyor İngilizler ama şimdi sağ kanatta bir boşluk yakaladık. Çok çabuk geri döndüler. Araya girmeyi başarıyor El Brazil. Kaleci Sandy McLeaver. Ayağı kaydı orada. Topu dışarı gönderiyor taç millilerimizin. İrem Yıldırım kullandı taç atışını. İlayda. Döndürmedi İlayda'yı Russo. Faulü veriyor İspanyol hakem. İşte az önceki pozisyon. Taylor Hintz'in müdahalesiyle yerde kaldı İrem Yıldırım. Derya Arhan. Serbest vuruşu kullanacak. Karadeniz Ereğli Belediyespor'da mücadele ediyor. 1999 onlu Derya. Kafayla aşırtmak istedik ama ters yöne yöneldi o top. Hafif bir sakatlığı var Demet'in. İşte buradaki pozisyonda Georgia Allen topa müdahale ettikten sonra diziyle Demet'e bir şarjı vardı oradan. İspanyol hakem de oyunu durdurdu. Tehlikeli bir noktadan bir serbest vuruş daha kazanıyoruz. Topun gerisinde yine Derya Arhan var. Üç kişilik bir baraj İngilizler'de. İşareti veriyor Martinez Madrona. Derya doğrudan kaleyi düşündü ama üst direkten dışarı çıkıyor. İngiltere kalesini gördüğümüz ilk pozisyon şu anda ilk devrede. Baskısı vardı ileride İlayda'nın. Sandy McLeaver. Sola döndü Hintz. Savunmanın arkasına uzun bir top. Kontrol edemediler orada. Derya'nın kontrolünde top dışarıda. Sema Polat kullanacak taç atışını. Uzun kullandı Selin Ertan'a doğru. Selin kaçırdı. Kaptan Fisk. Milli takımımızın kenar yönetimi sürekli baskı yapılmasını ve sakin kalması konusunda oyuncularımızı uyarıyor. Orta alanda kendini gösterdi Rose. Sağ kanada döndü. İyi kontrol alından. Baskı geldi yine İlayda'dan. Top kaybı. Demet. Bastı topu ortaya döndü Demet. Damla Bozyel hiç riske girmeden o presi görünce geriye döndü savunmamıza. Sema. Taç bizim. Serhat Hacı Paşalı umarım bu mücadeleyi alırız. Benim fikrim 2-1 kazanacağımız yönünde, teşekkürler demiş. Spor TV'nin Twitter adresi üzerinden bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İlerleyen dakikalarda yine mesajları bekliyor olacağız. İlayda belki de İngilizlerin yaptıkları en net hataydı ama topu sağ ayağına çekebilse orada bir boşluk yakalayabilirdi İlayda Civelek. Orta alanda kimse yok. Damla Bozyel geldi orada. Rakibinden de kurtardı Damla. Pası geçmedi. Aynı şekilde İngilizler de topu iade ettiler. Kalecimiz Bedri Acam. Alın, alın.
İyi kontrol geldi orta alanda. Zeynep'ten faul var. İşte az önceki pozisyon. İngiltere milli takımının kaptanı Grace Fisk. Cross. Kayarak müdahale geldi Sema'dan. Cross'un pozisyonunu bozdu ama bir top kaybı daha yapıyoruz. Russo rakiplerinden kurtuldu. Russo vuruyor. Top dışarıda. O bölgede daha net, daha garanti paslarla çıkmamız gerekiyor. Yaptığımız en ufak hataları İngiltere milli takımı şu ana kadar çok iyi değerlendirdi. Topun hakimi sahibi onlar. En azından bu bölgelerde daha dikkatli, daha soğukkanlı davranmamız gerekiyor. Gelen mesajlar arasında maçın nerede oynandığı yönünde sorular da var. Antalya Manavgat, Arslan Zeki Demirci spor kompleksinde oynanıyor bu mücadele. 2012 yılında hayatını kaybeden Emirhan Grup Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Zeki Demirci'nin adı verildi ustada. Ve kendi yarı alanında topu dolaştırarak orta sahayı geçmeyi başardı İngiltere. Sol kanada döndüler. Ortada pas hatası. Demet Kılıç. Çabuk oynamak istedi ama adresi şaşırdık. Top kaptan Fisk'te kaldı. O da kalecisi McLaver'a döndü. Sağ tarafta Patton. Önünde bir boşluk var. Şimdi derinlemesini oynamak istedi ama topun şiddetini ayarlayamadı Patton. Rose. Araya girmeye çalışıyor Selin. O topu kazanmayı başardık. Derya Arhan uzun oynadı savunmanın arkasına doğru. Sağ kanada gönderdi o topu. Birebir mücadelede rakibiyle kader. Rakiple top arasına iyi girdi orada Hint. Kader'in baskısı var. Baskı sonuç verebilir. Topu oyunda tutmaya çalışıyorlar. Zeynep de geldi o noktaya. O baskıdan çıkmayı başardı İngiltere milli takımı. Şimdi savunmanın arkasına uzun bir top geldi. Sol kanatta Cross oyunda tutmayı başardı. Cross yardım var Brazil'den. İki kişi ceza sahamız içerisinde. Seken top Allen. Patton da geldi oraya. Kaleyi cepheden gören bir pozisyon. Allen vuruyor. Tam zamanında İrem geçti karşısına. İlayda Civelek. Rakibiyle birebir mücadele. İrem ayakta kaldı. İrem Civelek. Devam ediyor İrem. İkinci şarja rağmen yine de topu kaybetmedi İrem. Verdiği noktada çoğalmakta çok zorlandık. Kader Ançar. Araya girdi Hint. Hakeme bakıyorum. Burada devam dedi. Yerde kalmıştı. Ali Brazil. Şimdi topun kıymetini daha çok bilerek oynuyoruz. Pozisyonlar ve boşluklar yakaladıkça da oyuncularımızın özgüveni artmaya başlıyor. İlayda Civelek. Gönderdiği noktada kimse yok. Biraz baskı yaptığımız zaman İngiltere'de savunmada pas trafiğini oluşturmaya çalışırken o basit hataları yapıyor. Boş alanları çok fazla bırakmamak gerekiyor onlara da. Fisk tekrar kalecisine döndü. Sol tarafta Hint. Ortada Rose. Onu karşıladı Demet. Allen tek pasta yine orta alanı geçmeyi başardı İngiltere. Sağ kanatta bir boşluk. İyi bir pas olsaydı tehlikeli bir pozisyon yaratabilirdi Kelly ama onun için çok zor bir top. Taç atışını kullanacak İrem Yıldırım. 15 dakikayı geride bırakmak üzereyiz ilk yarıda. Taç atışında hata var. Patton girdi araya. İrem Yıldırım Kelly arkasında top oyun alanında kaldı. Rakibine çarptırmayı başarıyor İrem.
1998 yılından bu yana 19 kategorisinde Avrupa şampiyonaları düzenleniyor değerli izleyenler. Umut ediyoruz ki bu defa çok daha iyi bir sonuçla dönelim. Bu arada ceza sahamız içerisinde İngiltere'nin tehlikesi devam ediyor ama savunmamız da aynı sertlikle karşılık verdi. Zamanında yatıyor rakibinin önüne Sema. Alessia Russo ile tehlike yarattı İngiltere. Üçüncü kornerini kullanacak. Kızlar düşer topuyuz. Duyuyoruz. Haydi haydi. Boş bırakma. Çık çık çık. Pas aşarak kullandılar. Allen. Tekrar Kelly. Birebir de rakibini geçmeyi başardı. Kelly. Şimdi ceza sahasına doğru orta. Kafalardan seken top. Henüz tehlikeli bölgeden topu uzaklaştıramadık. Boşta kaldı. Araya giriyor. Selin Ertan. Derya Arhan topu uzaklaştıramadı. Tekrar sağ kanada döndü İngiltere. Russo. Karşıladı onu İrem. Savunmamızda ters bir vuruş Derya'dan. Bir korner daha. Kızlar bir rahatlayalım haydi. Çeyrek daireye topu yerleştirdi Russo. Yine ters bir vuruş. Ardından tehlikeli bölgeden sonunda uzaklaştırdık. 2-3 dakikadır ceza sahamız içerisinde baskıyı arttırmıştı İngiltere. Allen, sağda Rose. Şevval topun kontrolünü sağlayamadı. Russo yine gönderdi ceza sahamıza. Topu uzaklaştırmayı başarıyoruz. Topun düştüğü noktada Russo var ama kontrolü iyi değil. Selin'de kaldı top. Selin Ertan. Onun pasını kesen Patton oldu. Yine sağ kanada döndü. Russo sürekli Russo'yu kullanmaya çalışıyor İngiltere. Bu defa pasın geçmesine izin vermedi İrem ve rakibine çarptırdı topu. İrem Yıldırım. Frankfurt'ta o da mücadele ediyor. İki sınırları dışında oynayan sporcularımız da var. U19 milli takımı kadrosu içerisinde yer alan oyuncularımız arasında milli takımımızda Selin ve Erkaç denedik orada ama ikili arasında bu düşünce olmadı Zeynep'le Selin arasında. Hint. Kaptan Fisk. Orta alanda Alessia Russo. Yine çok rahat geçti İngiltere orta alanımızı. Kelly tek pasta Patton'ı buldu. Patton yanında İrem Yıldırım var. Yerden çevirmek istedi yine kademede tam zamanında Şevval. Şevval Alpavut az önce ekranlara geldi. Sağ kanadı çok fazla kullanmaya başladılar Russo ile beraber. U19 İngiltere milli takımının en çok asist yapan isimlerinden biri. O kanadı çok iyi değerlendiriyor. Onun ortası kafa vuruşu. Ceza sahamız dışında uzaklardan bir deneme kaleci Bedriye'de kaldı. O kalabalığa rağmen iyi yer tuttu Bedriye. İşte pozisyon. Cole Kellen'in şutunda kaleci Bedriye'de kaldı. Fisk kafayla karşıladı. Allen dolduruyor. Şevval savunmadı. Derya Arhan. Solda İrem. Orta alana döndü İlayda. Tek pas Demet. Araya girdi Rose. Yine İngiltere atağına dönüştü. Allen. İyi gördü. Bedriye ile karşı karşıya ve top filelerimizde. 19. dakikada Cross'un golüyle İngiltere milli takımı 1-0 öne geçiyor değerli izleyenler. Zoe Cross. Goal scorer for Team England, number 10, Zoe Cross. İngiltere milli takımda gol atan oyuncu 10 numara Zoe Cross. Farklı açılardan Cross'un golü bir kez daha ekranlarda. Yine orta alanda çıkmaya çalışırken yaptığımız top kaybı sonrasında İngiltere'nin hızlı hücumuna dönüştü. Hayır.
Oyuna tekrar başlıyor millilerimiz. Demet. Hemen baskı oluşturdu yine İngiltere orada. Bir top kaybı daha var. Uzaklaştıramadık topu. Kelly. Bir türlü çıkartamadık o noktadan. Şimdi Russo. Oyunu açıyor İngilizler. Russo kaleyi görmek istedi. Savunmamızda Şevval'den sekti top. Haydi bayanlar haydi. Orta alanda o kadar çabuk o presi ve baskıyı oluşturuyor ki İngiltere. Topu kontrol edip etrafa bakmamıza izin vermediler şu ana kadar. Gidiyorlar gidiyor. Köşe vuruşunu kullanacak Russo. Yine penaltı noktasına doğru havalandırdı. Savunmamız kafayla karşıladı o topu. Selin. Rakibinin topu kontrol etmesine izin vermedi Selin. En geride Fisk. Sol kanada döndü Kelly. Onu karşıladı Sema. Kelly bir orta daha denedi. Bedri için rahat bir top bu. Selim Ural. Maçı izliyorum. Tesisler çok güzel görünüyor. Alternatif yayınlarınızı takdir ediyorum. Başarılar demiş. Çok güzel bir havada ve çok güzel bir tesiste düzenleniyor mücadeleler. Aynı zamanda U19 Avrupa Şampiyonası'nda 2012 yılında da ev sahipliği yaptık. Tabii bugünkü rakibimizin U19 kategorilerinde kadınlarda çok başarılı olduğunu söylemek gerekiyor. 2008-2009'da şampiyonluk gördüler. Yine savunmamızın arkasında sağ kanatta Brazil'a doğru gelen bir top. Brazil Derya'dan topu kurtardı. Kalecimizle karşı karşıya Brazil ve İngiltere'nin ikinci golü geldi. Ellie Brazil. İki sıfırlık üstünlüğü yakalıyor İngiltere. Biraz ağır kaldı. Derya Arhan, Ellie Brazil'in yanında. Çok çabuk sokuldu içeriye ve topu ikinci kez filelerimize gönderdi. Zoe Cross'la 1-0 öne geçen İngiltere, Ellie Brazil'le farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Kelly. Yeni bir atak tazelemeye çalışıyor İngilizler. Sema karşısında Kelly'nin ortası. Şevval savunmada topu uzaklaştırdı. Ters vuruş geldi orada kaderden. Derya. İrem Yıldırım. Savunmanın arkasına derin oynadı. Kader koştu ama rakibinden topu kurtaramadı. Kaleci McLover geldi orada tehlikeyi uzaklaştırdı. Taç millilerimizin. Sema. Rose'un müdahalesi. Bir taç atışı daha. Sema bu kez uzun kullandı. Yine araya Rose girdi. Selin Ertan ekranlara yansıdı. Hemen hemen 4-2-4'e yakın bir oyun dizilimi var İngiltere'nin. Bunu maç başladıktan sonra daha da yoğun bir şekilde göstermeye başladı Mo Marley. Orta alanda topu biraz daha kontrol edebilsek, rakibi biraz daha soğutmayı başarabilsek en azından kendi oyunumuzu da gösterebiliriz bugünkü mücadelede. McLover'dan yine kötü bir nokta. Taç atışını kullanacağız. İrem Yıldırım. Tek pas Selin. Güzel döndü rakibinden topu kurtardı. İlayda Civelek. Rose arkasında kayarak müdahale geldi. Bir taç atışı daha kullanacağız. İrem Yıldırım. Selin. Pasta hata var. Taç atışı el değiştirdi. Gel
Gelen mesajlar, yine bir izleyicimiz eğer ismini de paylaşırsa ilerleyen dakikalarda onu da telaffuz edebiliriz. Özellikle Futbol Federasyonu'nun kadın futbolunda biraz daha destek vermesi ve sonrasında da hem oyuncularımızın hem de milli takım düzeyindeki performansımızın gelişebileceğinden bahsetmiş ki son yıllarda gerçekten bu konuda çok ciddi çalışmalar var. Ama biraz daha zaman vermek lazım. İstatistik kağıdı bile aslında oynanan maçlar itibariyle rakiplerimizin ne kadar tecrübeli olduğunu gösteriyor. Çok uzun yıllardır bu tip organizasyonlarda bu gösteren ülkelerden bahsediyoruz. Baskı geldi bu arada, Brazil'dan faul var. İngiltere'nin gol bulduğu dakikalar ekranlarda. 19. dakikada Zoe Cross, 22. dakikada Ella Brazil'in golleriyle 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor İngiltere'nin. Bu karşılaşmanın ardından sonraki iki mücadelemizde Çek Cumhuriyeti ve Danimarka ile oynayacağız. Grup liderlerinin çıktığını ve 6 gruptaki en iyi ikincinin de Kuzey İrlanda'da düzenlenecek olan 8-20 Ağustos tarihlerindeki U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na gideceğine bir kez daha vurgu yapalım. Savunmamızda müdahale geldi ama o topu kazanamadık. Hintz. Ters tarafta Patton'u gördü. Pasta hata var. Rakibinden topu iyi sakladı. Savunmanın arkasını düşündü Zeynep ama geçmedi o top. Finnegan. Kalecisi McLaver'a döndü. McLaver'ın bu uzun oynadığı toplar sürekli sağa çekiyor. Aynı noktadan taç atışları kazanıyoruz. Demet. İki rakibinin arasında o topu kontrol etti Demet. Pası da güzel. İlayda Civelek. İstediği noktaya bırakamadı o topu. Düzeltiyorum bu arada Kader. Geçmedi o top. Rose. Selin'den kurtardı. Rose. Üç ismi ekarte etmeyi başardı ama savunmamızda zamanında geldi Şevval. İrem Yıldırım. Selin. Omuz omuza mücadelede topu kazandı Ella Brazil. İlayda'nın da baskısı vardı. Şimdi uzaklaştırdılar. Orta alanda top Demet'te. İrem. Şevval. Tekrar aldı Şevval. İlayda'yı düşündü. Savunma karşıladı İngiltere'de. Russo. Patton yine hücuma çıktı sağ tarafta. Russo. Orta alanda bir boşluk var. Allen. Cross. Offside bayrağı havada. İşte az önceki pozisyon tekrar ekranlara geldi. İlayda kafayla indirdi. O noktada yine İngiltere savunması var. Top çok çabuk yine İngiltere'nin kontrolüne döndü. Ella Brazil. Yine çizgiye kadar çekti. Brazil çevirdi. Savunmamızın müdahalesi var mı? Hayır. Out kararı geldi pozisyon sonrasında. Yusuf Şimşek böyle güzel tesislerin ülke geneline yayılması gerektiğine vurgu yapmış. Bu konuda da aslında tesis ve stat konusunda da son yıllardaki en büyük atılımlardan biri gerçekleştiriliyor ülke genelinde. Ama eğer futbolun ülkedeki ana branş olduğunu düşünecek olursak izleyici açısından da buradaki başarıların yatırımlarla ve desteklerle beraber çok daha iyi bir düzeye gelmesi lazım. Ama diğer açıdan farklı branşlarda da Türkiye'nin elinin iyiden iyiye kuvvetlendiğini es geçmemek gerekiyor. Ali Çarık'ta maçı izliyoruz. Keyifli anlatım için de teşekkürler. Mesajlarınızı bekliyoruz. Spor TV'nin Twitter adresi üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bu arada erken bir oyuncu değişikliğine gidiyor. Suat Okyar, Damla Bozyel kenara gelirken Esra Manya oyunda. Antalya Döşemealtı Belediyespor'da mücadele ediyor. Forvet hattında Esra Manya, 1999 doğumlu.
İlk oyuncu değişikliğimizi 30. dakikada gerçekleştiriyoruz. Damla Bozyel kenara geldi. Patton. Ayağından çaldı Patton'ın İrem Yıldırım. Aslında hata var. Kader ayak koydu. Esramanya. Yine topu kaybediyoruz. İlayda Civelek az önce ekranlara geldi. 19 kategorisinde milli takımımızın 3 maçta kaydettiği 4 golün ikisine imza atan isim. Elit grubu mücadeleleri, grup maçları öncesinde oynanan hazırlık karşılaşmalarında. İrem. Yine baskı var Esra. Vücudunu koydu, rakibinin topu almasına izin vermedi. Esra Manya. Bir türlü uzaklaştıramadık o topu. Şimdi orta alanda. İyi kontrol geldi Kader'den. Doğru noktayı da görmeyi başardı. Sağ kanatta bir boşluk. Sema Polat. Topu oyunda tutmayı başardı Sema. Şöyle bir ceza sahasına baktı. Çizgide hareketlenen Zeynep Koçer. Zeynep. Bire bir de orada Finnegan baskıyı oluşturuyor Zeynep'e. Ceza sahası içerisinde 5 oyuncumuz var. Finnegan topu söktü aldı orada Zeynep'ten. Sonrasında da faul kararı geliyor. Oyuna odaklan hadi çocuklar. Yemen Kilios. Kaptanımız Şevval Alpavut'un ileride gelecekte çok iyi işler yapabileceğine vurgu yapmış. Sevilay da milli handbolcuyum az önce mesajını bizlere ileten izleyicimizde. Çok fazla futbol oynayan arkadaşım var ve ülkemizde kadın futbolcular amatör branşlarda maddi olarak çok daha iyi yere gelmeli yorumunda bulunmuş. Tabii ki de burada farkındalığı arttırmak arz talep meselesiyle çok alakalı. Bu arada erken kalesini terk etti Bedriye. Bir aşırtma düşündü El Brazil ama çerçeveyi bulamadı. İki savunmacımızın arasında yine de o topa dokunmayı başardı El Brazil. Birinci dakikanın içerisindeyiz değerli izleyenler. İngiltere'nin 2-0'lık üstünlüğü var. U19. Avrupa Şampiyonası'nda, Kadın Avrupa Şampiyonası'nda şu anda kalemizde 2 gol gördük. İlk 30 dakika içerisinde Selin ayakta kaldı. Orta alanda topu İngiltere kazandı. Rose. Esra Manya pozisyonunu bozdu. Selin Ertan, İlayda Civelek, İlayda kaybetti, Rose geldi yine araya, Russo, Patton. 19 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası ilk mücadelemiz. Danimarka ve Çek Cumhuriyeti ile oynanacak olan iki maçla beraber grubu tamamlamış olacağız. Patton, pozisyonunu bozdu Derya, bir korner daha kazanıyor İngiltere. Yedinci kornerini kullanacak İngiltere. Russo. Yine ceza sahasına doğru. Bedriye dokundu topa. İlayda. Kafayı vuran Allen. Top yine Russo'ya geldi. Destek cross'tan İlayda hata yapmadı. Keza Russo. Esma kayarak müdahale etmek istedi. Topu iyi sakladı Russo. Geriye döndü Finnegan. Selin baskı yaptı. Şimdi sol kanatta Kelly. Onu karşılayan Sema Polat. Finnegan en geriye döndü. Kaptan Fisk. Hint. İlayda karşısında. Esra Manya girdi araya. Topu kazanıyoruz. İlayda Civelek. Belki bir an için Esra'nın o çizgi üzerinde hareketlenebileceğini düşündü. Kaleci Sandy McLever. Sola döndü Finnegan. Derinlemesine pas. Ortada Patton boş. Onu düşünmedi El Brazil. Kelly. Selin baskı yaptı.
Kazanamadık bir türlü topu. Şimdi ceza sahasını içerisine gönderdiler. Ella Brazil çevirdi ama kaleci Bedriye. Taç atışını kullanacak İngiltere. Dön topa şimdi. Girem, girem. Arkada gözün olsun. Son oynadığı 3 hazırlık maçına da kaybetti İngiltere. Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda karşısında oynadığı maçlarda. Taç atışlarıyla biraz daha kalemize doğru yaklaştılar. Anna Patton taç atışını kullanacak. 17 yaşında Anna Patton sağ kanadında aslında görev yapıyor savunmanın ama sürekli kanatlarda da oyuncuların yer değiştirdiğini görüyoruz. Sol bölgede az önce taç atışını kullanmaya çalıştı Anna Patton. Baskımızı kurduk, geriye dönmek zorunda kaldılar. Top oyun alanının dışında kaldı. Taç atışı bizim. Zeynep Koçer. Hemen destek bekledi orada ama çabuk gelemedik rakip yarı alana doğru. Sema kullanacak şimdi taç atışını. Uzun oynadı Zeynep Koçer. İlayda Civelek sadece ceza sahası içerisinde. Şimdi Selin de hareketlendi. Esra Manya. Rakibinden kurtulmaya çalışıyor Esra. Yardım da geldi Kelly'den. Topu çaldılar. Rose. Allen. Döndürmedik Allen'ı. Baskı yaptık. Şimdi o top İlayda Civelek'te kaldı. Karşısında Fisk var. İlayda. İrem Yıldırım. Solda destek gelmedi. İrem rakibinin üzerine gitti ama Russo geçiş izni vermedi İrem'e. Esra Manya girdi araya. İrem Yıldırım. Tekrar kazandık topu. İlayda Civelek. İlayda sürekli rahatsız etmeye çalışıyor Rose'un arkasında. İlayda topu iyi sakladı. Yine Esra'nın koşu yoluna bırakmak istedi ama o pasların şiddetini bir türlü ayarlayamadı. Çok yumuşak kaldı paslarımız. Allen geriye döndü. Kader Ançar hemen kademeye gelmeye çalıştı. Çabuk oynadılar çizgide Kelly. Onu karşılayan Derya. Kelly ceza sahasına doğru gönderdi. Ella Brazil kontrolü de iyi. Brazil pası düşündü. Rose kontrol edemedi. Çok tehlikeli bir pozisyon İngiltere milli takımı adına. Kayarak müdahale Esra Manya'dan. Devam ediyor mücadele. Tek pas Rozan. Hintz. Hintz kaleyi düşündü. Bedriye Cam. Üzerine gelen topta hata yapmadı Bedriye. Patton kafayla karşıladı. Her yerde Patton var gerçekten. Rose. Hintz. Patton'la Hintz yer değiştirdi. Savunmanın önünde aslında bek yok gibi İngiltere milli takımında. Bu arada Russo İrem'den kurtuldu. Çevirdi arka alanda, dokunamıyor Ella Brazil. Yine çok tehlikeli bir pozisyon kalemizde. Russo ile başlayan İngiltere ata. Buna benzer pozisyonları çok fazla gördük aslında geride kalan bölümlerde. Hem orada biraz savunmamız aksadı hem de Russo çok çabuk hızlanıp hareketlenebiliyor. Savunmayı ekarte edebiliyor orada. Kafayla karşıladılar. Derya hemen girdi kademeye. Gönderdiği noktada yalım var. İrem, arka elinden Edirem.
Patton. Geriye döndü Rose. Savunmanın önünde başlamıştı Rose da. Burada biraz daha geriye döndü. Finnegan. Ortada Ella Brazil. Esra Manya onu karşıladı. Rose top istedi. Onu aktaramadı. Tekrar geriye döndü. Kaptan Fisk. Şimdi Rose'a geldi. Topun geçmesine izin vermiyor. Kaptan Şevval Alpavut. İlayda Civelek. İlk kontrolü iyi değil. Rakibinden kurtardı. Pasta hata var ama top yine İlayda'da kaldı. O topu çıkarmayı başardık o kalabalıktan. Patton kafayla karşıladı. Selin'in baskısı var. Top Taylor Hintz'e kadar geldi. Son 5 dakika artık ilk devrede değerli izleyenler. 2-0'lık İngiltere üstünlüğüyle devam ediyor mücadele Antalya Manavgat'ta Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde. Taç atışımızı kullanacak Sema Polat. Selin tek paslı hata var. Taç el değiştirdi yine. Selin Ertan. O da Limer'de forma giyiyor. Yurt dışında oynayan genç oyuncularımızdan biri Selin Ertan. 1998 doğumlu. Şu ana kadar 57 maçın 14'ünü kazanıp 33'ünü kaybettik. 10 beraberlik aldık U19 kategorilerinde. İngiltere 116 maçın sadece 26'sını kaybetti şu ana kadar. Hemen hemen aynı noktada 3. kez taç atışı yapılacak. Pelin Taşkın'ın bir mesajı var. İyi yayınlar demiş. Kategori olarak özellikle stat olarak da çok güzel tesislerin olduğundan bahsetmiş. Ve millilerimize başarı dileklerini iletiyor izleyicimiz. Umut da Derya'ya vurgu yapmış. Oldukça iyi bir performansı olduğunu belirtiyor Derya Arhan'ın ki savunmada İngiltere çok fazla pozisyon yakaladı ama o doğru hamleleri yapmıyor olsaydık daha farklı bir skor tabelası olabilirdi. Bir kez daha taç atışı kullanılacak. Yine o noktada Sema Polat var. Topu oyunda tutmaya çalışıyoruz. İkili mücadelede kazanan Kelly oldu. Demet Kılıç geldi o noktaya. Demet kaleyi görmeye çalışıyor ama baskı bir türlü buna izin vermedi. İlayda Civelek. İki rakibi onu karşıladı. Geriye döndü Esra Manya. Doldurmak istedi ama kaleci McDevere'a kadar geldi bu top. Sandy McLever. Ross. Sağda Hintz. Yine çizgide derinlemesini oynadı Russo. Şevval karşıladı onu. Russo. Ortada Hintz'e döndü. Selin. Pozisyonunu bozdu ilk etapta Hintz'in. Geri dönmek zorunda kaldı. Patton. Kelly, güzel bir vücut çalımı geldi Kelly'den. Şimdi orta kaleci Bedri'ye. Kontrol edemedi Zeynep. Kaptan Fisk. Kalecisi Sandy McLever'la oynadı. Kafayla karşılıyor Şevval. Bu sektiği noktada Zeynep baskı oluşturmaya çalışıyor. Rose yine geriye döndü. McLever. Baskımız yine sonuç verdi orada. İlayda Civelek topu kazandı. Ceza sahası içerisinde iki oyuncumuz var. İlayda çizgiye kadar indi. Ağır kaldı biraz orada İlayda. Birebir de rakibini geçmeye çalışıyor. Selin destek verdi. İlayda. Anlaşamadılar yine orada. Selin Ertan'la. İrem iyi kontrol olmadı bu. Russo. Ella Brazil'ı düşündü. Araya giren Esra Manya. 30. dakikada
Damla Buzyel'in yerine oyuna dahil olmuştu Esra Manya. Savunmamızın arkasında Kelly. Takibini sürdürüyor Esma. Kelly. Kurtulamadı Esma'dan. Şimdi ceza sahasına baktı Kelly. Israrla o topu istedi orta alanda Allen. Kaleyi görmeye çalışıyor Allen. İyi kapattık. Bozdu pozisyonu Demet. Allen. Russo'ya döndü. Russo kendine bir pozisyon yakaladı. Russo'nun vuruşunda Bedri ikinci şans yine yakaladı. Önce topu sektirdi ama ardından rakibine pozisyon vermedi Bedri'ye Cam. İlk yarıya en az 1 dakika ilave edilmiştir. 1 dakikalık uzatma bölümü oynanacak. İlk 45 dakikada değerli izleyenler. İşte az önce Russo'yla İngiltere'nin gole yaklaştığı an bu sektirmesine rağmen ikinci şansa izin vermedi Bedriye Cam. Sandy McLaver. Zeynep Koçer baskı yaptı. Kaptan Grace Fisk. Rose. Sağda Hintz. 3 kişiyle karşıladık. Esra bozdu pozisyonu. İngiltere bu baskıyı yaparak maça başlamıştı ve arka arkaya pozisyonlar yakalayıp ilk 30 dakikada 2 gol buldu. Orta alanı bu tek paslarla rahat bir şekilde geçmelerine izin vermemek gerekiyor. Şu anda o baskıyı oluşturduk. Taç atışını kullanacak Hintz. Bu arada İspanyol hakem Maria Dolores Martinez ilk 45 dakikanın tamamlandığını işaret ediyor değerli izleyenler. Zoe Cross ve Ella Brazel'in golleriyle İngiltere milli takımı ilk 45 dakikayı millilerimiz karşısında 2-0 önde tamamlıyor. U19 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda grubumuzun ilk mücadelesi. Aradan sonra ikinci devrede Spor TV ekranlarında tekrar sizlerle beraber olacağız.
daha bitmedi ya. Hadi. Hadi şey var, daha bitmedi. Tamam. Bakmayın, ne olur biraz daha top bize kalsa daha iyi olacak. Ama göbekte değil. Spor TV ekranlarında ikinci devrede tekrar sizlerle birlikteyiz değerli izleyenler. Antalya Manavgat, Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde. İkinci 45 dakika birazdan başlayacak. U19 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda millilerimiz İngiltere karşısında ilk 45 dakikayı 2-0 geride tamamladı. Cross 19. dakikada İngiltere'yi 1-0 öne geçirirken El Brazil 22'de farkı 2'ye çıkarmayı başardı. Ve ikinci 45 dakikaya başlıyoruz Spor TV ekranlarında. Bu arada programdan da kısaca bahsedelim. Günün ikinci mücadelesi de saat 15.30'da grubumuzda yer alan iki ülkenin maçı, Danimarka ile Çek Cumhuriyeti mücadelesi. İnanaklen Spor TV ekranlarında sizlerle olacak. Pazartesiye kadar canlı yayınlarımız devam ediyor olacak Spor TV ekranlarında. Başlama vuruşunun hemen ardından İngiltere yine topu kazanmayı başardı. Hintz. Selin'in baskısı vardı. Kendi ekseni etrafında dönüp topu da kurtarmayı başardı. Tek pas ceza sahası içerisinde, izin vermiyoruz. Savunmamız araya girdi. Millilerimizin bir diğer mücadelesi 7 Nisan Cuma günü Çek Cumhuriyeti ile oynanacak. 15.30'da o mücadeleyi takip edebilirsiniz. Pazartesi günü de gruptaki son maçımızı yine saat 15.30'da Danimarka ile oynayacağız. Tüm maçlar Spor TV ekranlarında, grup maçlarının tamamı sizlerle beraber olacak. Kader Hançer, aslında hata var. Rose girdi araya. Toplamda kalemize 12 şut gönderdi İlk 45 dakikada İngiltere. Kazandığımız serbest vuruşla İngiltere kalesinde tehlike yaratmıştık. Kaleyi bulan tek şutumuzdu bu aynı zamanda ilk yarıda. Suat Okyar 30. dakikada erken bir oyuncu değişikliği yapmıştı, hemen hatırlatalım. Damla Bozyeli kenara alıp Esra Manya'yı oyuna sürdü. İngiltere ise maça başladığı 11 ile devam ediyor şu anda. Herhangi bir müdahale gelmedi Mo Marley'den. Cross. İlk golün sahibiydi, geriye döndü Fisk. Sağ tarafta Patton. Esma karşısındaydı. El Brazil. Sema Polat. Uzun kullandı taç atışını. Zeynep kontrolü güzel, iyi de döndü ama topu oyunda tutamadı. Zeynep Koçer. Taylor Hintz. Molly Rose. Grace Fisk. Yine çok rahat sürükledi topu ortalana kadar. Megan Finnegan. Zeynep onu karşıladı. Fisk. İrem'in kontrolünde top dışarıda. Spor TV'nin Twitter adresi üzerinden bizlere ulaşmaya devam edebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Yine ilerleyen dakikalarda interaktif yayınımıza devam ediyor olacağız Spor TV ekranlarında. Esra Manya ekranlardaydı. Ana Patton kullandı taç atışını İngiltere'de. Megan Finnegan. Yine topla birlikte hareketlendi Finnegan. Derinlemesine pas. Selin girdi araya. Pas verecek arkadaşını arıyor Esra. Kader koşu yolu gösterdi ona ve şimdi de topu aldı. Kader Hançer. Yanında Kelly var. Baskıyı kurdu ve Kader'in pozisyonunu bozdu Kelly.
Aslında savunmamızın performansına baktığımız zaman İngiltere çok baskılı oynuyor. Top sürekli onların ayağında. Ve savunmanın dikkatinin, konsantrasyonun da hep üst seviyede olması lazım. Böyle bir baskıya rağmen çok kritik noktalarda iyi müdahaleler yaptığını söylememiz lazım millilerimizin savunma hattında. Zeynep orta alanda bıraktı. Esra Manya bir boşluk yakaladı önünde. Hintz karşısında. Esra'nın pası. Kader Ançar. Bire bir de kaldı Kader. Az önce Kelly'ye takılmıştı aynı noktada. Kader şimdi destek bekledi. Ortaya döndü Esra Manya. Kontrolü iyi değil. Hintz de bire bir de ve İngiltere savunması uzaklaştırıyor. Araya girdi orada Sema Polat. Kaleyi görmeye çalışıyor Sema ama yine Kelly'ye takıldık. İkidir. Savunmasında yardıma gelip o pozisyonları bozuyor ancak biz de baskıyı kurmayı başardık. Kader Ançar şimdi ortayı yaptı. Arka alanda topu doldurmaya çalışıyoruz. Pettigan uzaklaştırdı. Demet Kılınç. Şimdi biraz daha kontrolü bu şekilde elimizde tutmamız lazım. Derya yine aynı şekilde topu ileriye göndermek istedi. Savunma giriyor araya. İspanyol hakem oyunu durdurdu. Top bizim olacak. İşte Sema Polat'ın yerde kaldığı an daha fazla ileriye çıkmaya başladı. İkinci 45'te Sema Polat. Topun gerisinde yine Derya Arhan var. Tüm duran toplarda Derya topun gerisinde. Sakin. 51. dakika Derya. Pettigan kafayla karşıladı. Topun düştüğü noktada Demet var. İrem Yıldırım. Orada hata yapmamak lazım. Derya Manya kontrolü kaybetti. Alın. Çok çabuk geliyor yine İngilizler. Sol kanatta Kelly. İçeride iki İngiliz oyuncu var. Kelly, Sema arkasında kaldı. Savunmanın gerisine geldi top. Tek pasta üçüncü golü buluyor İngiltere. Yalı Brazil. Tam baskıyı kurduğumuz anda İngiltere savunmasında o sıkıntıyı yarattığımız bölümlerde orta alanda yaptığımız top kaybı İngiltere'nin hızlı hücumuna dönüştü ve üçüncü golü görüyoruz. Bu arada bayrak havada. Kadrajda hakemin pozisyonunu da kaçırdık. Hemen düzeltelim. Offside. Gol geçerli değil İngilizlerin. Yine savunma kafayla karşıladı. Keza gönderiyoruz ileriye. Kader Ançar. Ama topu mücadelesinde Zeynep de kazanamadı. Finnegan. Kalecisi McLaver'a kadar döndü. Rose. Sağ kanatta yine boşluk var Patton. Topla ilerlemeye devam ediyor Patton. İkinci rakibinden de kurtuldu. Üçüncüsüne takıldı Derya Arhan. Yine tam zamanında ayak koydu. Esra Manya. Zeynep. Sol tarafa çabuk gönderdi o topu Kader Ançar. Russo'nun mücadelesi İlayda'yla Russo topu kazanmayı başardı. Patton. Rose. Taç atışı millilerimizin. Gelen mesajlar var yine Giresun'dan selamlar. İkinci yarıya iyi başladık. Böyle devam edersek golü bulabiliriz demiş izleyicimiz. Çok fazla pozisyon yaratamadık belki 45 dakikada ama ikinci yarıdaki oyun mentalitemiz biraz daha farklı. Özellikle beklerimiz de hücuma destek vermeye başlıyor. Umut ediyoruz ki millilerimiz İngiltere karşısında geride kalan dakikalarda beklediğimiz golü bulabilirler. Hintz. Bu grupta sadece lider olmak yeterli değil, onu da söyleyelim. Tamam, grup liderleri çıkacak ama 6 grup itibariyle en iyi ikinci de Kuzey İrlanda'da düzenlenecek olan U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Bu anlamda skor tabelaları da çok önemli. Bulacağımız bir gol İlerleyen maçların skoru itibariyle farklı noktalara getirebilir kaderimizi. Kelly. Sema'dan kurtuldu. Hintz.
Yine tek paslarla geliyor İngiltere. Ceza sahamız içerisinde büyük bir tehlike ama ayak koyan Esra Manya. Adeta orta alanda yine duvar ördü İngilizler. Tüm toplar geri dönmeye başladı. Pettigan. Defa sağ kanadı kullanmaya çalışıyor. Araya giren Şeval Alpavut oldu. Taç İngilizlerin. Bravo Manya, iyi katkı aldın Esra. Esra Manya'nın basketi var. Çok şık kurtardı rakibinden topu. Ceza sahasına doğru gelen top dışarıda. Duran. 55. dakikayı geride bırakıyoruz değerli izleyenler. 19. dakikada Zoe Cross'un golüyle 1-0 öne geçti İngiltere. Bu golden 3 dakika sonra bu defa Ella Brazel aradaki farkı 2'ye çıkartan golü kaydetti. Kafalardan seken top Esra Manya. Russo karşısında. Esra topun kontrolünü kaybetti. Russo geriye döndü Patton. Kaptan Grace Fisk. Megan Finnegan. Yine önünde boşluk var Finnegan'ın. Kelly ile oynamak istedi ama top fazla hızlı. Cole Kelly az önce ekranlardaydı. 7 numaralı formasıyla mücadele ediyor. Bu arada tek pas çok şık kaderden. Selin kurtulamadı yalından. Zeynep. Zeynep topu çekmeyi başardı. Zeynep şimdi orta alana döndü. İlayda Civelek. Ağır kaldı İlayda. Rose giriyor araya. İlayda hatasını düzeltmek istedi ama orada faul var. Ayağını fazla kaldırdı İlayda Civelek. Tekrar oyuna dönüyor İngiltere. Patton bıraktı. Ella Brazel ondan önce Şevval ayak koydu. Taç atışını kullanacak İngiltere. Saat 15.30'da Danimarka Çek Cumhuriyeti mücadelesinin de yine Spor TV ekranlarında olacağını hatırlatalım. U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası grup mücadeleleri. Hemen hemen 4-4,5 aylık bir süre kaldı Avrupa Şampiyonası'na. Kuzey İrlanda'da düzenlenecek bu sezon. İlk kez 1998 yılında düzenlendi. Şu ana kadarki en başarılı iki ülke Fransa ile Almanya. İngiltere'nin de bir şampiyonluğu var. Ceza sahamıza doğru bir orta. Yine zamanında ayak koyduk. Selin topu uzaklaştırdı. Zeynep hareketlendi. Finnegan. Rose. Tak yönünü sol kanada çevirdi. Allen oyunda tutamadı topu. Georgia Allen. Sema taç atışını kullandı. Selin kontrol edemedi. Hint. Finnegan. Kafayla karşıladı. Savunmamızda kader. Şimdi Selin kendini gösterdi. Onun önüne. Kelly hemen karşıladı Selin'i. Zeynep'i düşündü ama İngiltere savunmasında hata yok yine. Hint. Molly Rose. Geriye döndü Grace Fisk. Finnegan. Solda Hintz'le oynadı. Topuk pası geçiyor. Uzaklardan bir şut ama çerçeveyi bulmadı. İlk golün sahibi Zoe Cross. Son yarım saatlik dilimin içerisindeyiz mücadelede değerli izleyenler. İngiltere'nin 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor Antalya Manavgat. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde. Rüzgar var.
rüzgarın etkisini de oyuncularımızın zaman zaman diyaloglarını da duyuyoruz. Çok ciddi problem yaşamamıza neden oluyor. Maç başlamadan önce saatte 8 kilometrelik bir hızdaysam rüzgar vardı. Tabii bu dönem dönem her iki takımı da zorlayan bir faktör. Ortada Finnegan. Hintz. Baskı yaptık orada Kader'le. Hintz. Kelly. Sema'dan kurtardı topu. Selin de geldi. Kelly durduramadık. Üç ismimizi geçti. Top hala daha Kelly'de. Kaleye baktı. Dışarı vuruyor Kelly. Kelly ile Nitere'nin az önceki pozisyonu. Faul yapıyor bu pozisyonda Taylor Hintz. İşte az önce İspanyol hakemin oyunu durdurduğu an. Bunun gerisinde yine Derya Arhan var. Uzun oynadı Derya. Ceza sahasına doğru savunma kafayla karşıladı. Esra Manya girdi araya. Esra birebir mücadelede ayakta kaldı. Şimdi Selin'i gördü. Selin savunmanın arkasını düşündü ama o top Zeynep'e geçmedi. Hintz uzaklaştırıyor. Topun geldiği noktada İrem Yıldırım var. Onun kontrolünde dışarıda. Devam edecek millilerimiz oyuna taç atışıyla. İrem Yıldırım. Esra. Göğüs kontrolü iyi. İlayda Civelek. İki kişinin arasında İlayda çıkamadı. Fisk. Rose. Solda Hintz. Baskı yaptı Kader. O topu kazandık. Zeynep bıraktı. Selin tekrar Kader'le oynadı. Hintz karşısında Zeynep Koçer. Yardım geldi Kelly'den. Taç atışı millilerimizin. Özellikle sağ tarafta Kader Hançer'in yaptığı o baskı ikidir. Topu kazanmamıza yardımcı oluyor. Sema taç atışını kullandı. Zeynep. Döndürmediler Zeynep'i. Selin. Hintz'e takıldı. Şimdi geçti Zeynep'e. Ceza sahası içerisinde iki oyuncumuz var. Orta dokunamadık. Tam zamanında doğru noktaya o topu gönderdik ama İstediğimiz müdahaleyi yapamıyoruz. Kaleci McLaver uzaklaştırdı. Patton. Orta alanda George Allen. Şimdi çabuk geri dönmemiz lazım. Savunmanın gerisinde hata yapmadık. Kaptan Şevval ayak koydu. Devam ediyor İngiltere hücuma. Kelly. Şevval. Savunmamızdan döndü. Şimdi uzaklaştırıyoruz. Kader Ançar orta alanda yalnız. Çok geniş bir alan yakaladı Kader. 3'e 3 hücuma gelmeyi başardık. Sağında Zeynep var. Kader. İlayda Civelek'le oynadı. Araya giren Finnegan. Ali Brazil. Georgie Allen. Zoe Cross. Yine biraz tek paslarla oyunun her bölümünü kullanarak biraz daha soğutmaya başladı İngiltere. Bu arada Kelly devam ediyor mücadele. Derya. Derya topu uzaklaştırmakta biraz gecikti. Ayakta kalıyor Kelly. Selin yardıma geldi savunmada. Taç atışı millilerimizin. İki oyuncu değişikliği birden yapıyor İngiltere değerli izleyenler. Hücum hattında Georgia Stanway oyuna dahil oluyor. Aynı zamanda Vinzola Babaji de oyuna giren isimler.
Zoe Cross ilk golün sahibi. Kenarı geldi İngiltere'de. Amacı da ekranlarda. O da Cole Kelly'nin yerine oyuna dahil oldu. İlk 45 dakikada özellikle savunmamızın sağ bölgesini çok zorlamıştı Kelly. Diğer tarafta kez aynı şekilde Russo. İki kanıtı da çok iyi kullanarak başlamıştı. İngiltere milli takımı mücadeleye orta alanda. Kader girdiğin araya. Baskı var. Hata yapmadık o baskıya rağmen. Demet Kılınç. İki kişinin arasında kaldı Demet. Faul var. Derya Arhan topun gerisinde. Ceza sahasına doğru. Bu sektiği noktada Babaji de var. Sema Polat. Rakibiyle topun arasına girdi Sema. Sonrasında çıkamadık oradan. Hint açtı oyunu. Fisk. Dört oyuncumuz aynı bölgede kaldı. Taç. Bravo Sema, bravo sana. İrem Yıldırım taç atışını kullandı. Patton'a kadar geldi o top. Allen. Tek pas. Babaji de içeride. Ali Brazil çevirdi. Savunmamızdan sekti top. Korner. Hadi kader kaçar dönüyoruz. Hadi Demet. 8. kornerini kullanacak İngiltere. Bunun gerisinde Alessia Russo. Köşe vuruşunu kullandı kale sahasına doğru. BD'nin kontrolünde dışarıda top. İşte az önce Alessia Russo'nun kullandığı köşe vuruşu tekrar ekranlara yansıdı. Yeni bir İngiltere atağına döndü. Russo. Derya hemen arkasında. İlayda da yardıma geldi. O topu kazandık. Zeynep hareketlenmedi. Taç İngiltere'nin. Ana Patton. Grace Fisk. Megan Finnegan'ın oynadı. Solda yine Taylor Hintz var. Hintz. Tek pas. Savunmamızın arkasında Babaji'yi kaçırmak istediler. Koşusunu sürdürdü ama top dışarıda. Winsola Babaji'de. Suat Okyar. Müdahale daha yapacak sanırım birazdan oyuna. Tek oyuncu değişikliği hakkımızı kullandık. O da 45 dakikada geldi. 30. dakikada Esra Manya oyuna dahil olmuştu. Damla Bozyel'in yerine. Esra Manya. İlayda Civelek. İyi düşündü ama kadere geçmedi o top. Patton. İrem Yıldırım kademede. Demet ters tarafa dönmek istedi. Çok riskli bir pas. Şimdi İngiltere için tehlikeli bir pozisyon. Derya müthiş girdi araya yine. Bugün gerçekten harika bir kademe anlayışıyla mücadele ediyor Derya Arhan. %100'lük gol pozisyonu olabilecek bir noktada rakibinden o topu çalmayı başardı. İşte pozisyon. Allen Derya'dan kurtulsa
Bir sonraki sahnede kaleci Bedriye ile karşı karşıya kalma pozisyonu vardı. Ama buna izin vermedi Derya Arhan. Haydi kızlar, haydi aslan, haydi. İrem Yıldırım. Esra Manya. Baskı yine pas hatası yapmamıza neden oldu. Alan uzaktan denedi, etkisiz bir şut. Bedriye Cam. İlay da ayak koydu Esra. İrem Yıldırım. Zeynep topu sakladı. Şimdi savunmanın arkasında Zeynep yine Kader'i düşündü. Birebir de Kader hareketlendi. Kaleci de çıkıyor. Yakaladı topu Mark Lover. Ki 3 pozisyonda Kader Hançer'in biraz da o çabukluğunu, hızını kullanarak İngiltere savunmasının arkasına o topları göndermeye çalışıyoruz. Burada da iyi bir pozisyon düşündük ama savunmayı geçemedi Kader. Stanway. Aslında hata var. Şimdi oyuncu değişikliği hakkımızı kullanıyoruz. Suat Okyar, Mehmet Kılıç'ı kenara alırken Sümeyra Kıvanç oyuna dahil oluyor. Sümeyra Kıvanç da 999 doğumlu. İkinci oyuncu değişikliği hakkımızı da kullandık. 71. dakikada kenara geliyor Demet Kılınç. Seda Nur İncik ve Esra Manya ile birlikte Antalya Döşemealtı Belediyespor'da mücadele ediyor Demet Kılınç. Yerini Sümeyra'ya bıraktı. Risk. Kalecisi Sandy McLover. Babaji'de baskı kurduk orada. Topu iyi sakladı Rose. Finnegan. Sağda bir boşluk var. Şimdi topu oraya döndüler. Ceza sahamıza doğru Babaji'de hareketlendi. El Brazil. Yerden ortası. Korner. Evet dönüyoruz koçer. Kader. Derya Arhan yine kademede müdahaleyi yapan oyuncumuz. Sen dön numaraya al. Alessia Russo kullanacak köşe vuruşunu. Russo penaltı noktasına doğru gönderdi kafa vuruşu ama öncesinde faul var. Kaptan Grace Fisk. %90'a yakın pas oranıyla mücadele ediyor Grace Fisk. Zaten savunmadan çıkarken ya Fisk'in ayağında o topu tutuyorlar ya da Rose'un. İkinci yarıda o ikiliden stoperden gelip topu orta alana kadar getiren Finnegan da var. Onu iyi kuran savunmacıları mevcut İngiltere'nin. Baskı olmadığı zaman çok rahat top taşıyabiliyorlar şu rakip yarı alana kadar. Zeynep araya girdi. İlayda Civelek. Kader'in koşusu vardı. İlayda solundan attı, sağından geçti rakibinin. İlayda Civelek şimdi içeriye baktı. Ortası savunmadan sekiyor top. Kontrol edemedi Kader. Babaji de çizgiye çekmek istedi ama ayağından fazla açtı topu. Rinsola Babaji de. Sema Polat. Esra dokunamadı topa. Finnegan. Hintz. Babaji'yi döndürmedi Sema Polat. Şimdi yarı alanından çıkmaya çalışıyor İngiltere şu anda. Finnegan. Fisk. Yayda Civelek kapattı onu. Kalecisine dönmek zorunda kaldı McLover. Şimdi oyun kurmaya başlıyor İngiltere. Sağ kanat. Patton. Esra El Brazil'ın pozisyonunu bozmak istedi. Bıraktı topu Patton'a. Ayağından kaçırdı topu. İrem Yıldırım.
Belayda'yı düşündü ama savunma girdi araya. Fisk. Russo. Sol kanada çevirdi Taylor Hinds. Tekrar Taylor. Ayak koydu Kader. Rahat oyun kurmasına izin vermiyor millilerimiz bu dakikalarda. Yine sağ kanada döndü top. Patton. Yanında Rose var. Yerden oynadı. Russo. Şimdi savunmamızın arkasını düşündü ama Derya Arhan. Önce onu geçmesi lazım İngilizlerin. İlayda Civelek. Üç kişi etrafında İlayda'nın. Faulü aldırdı orada. Son 15 dakikanın içerisindeyiz artık değerli izleyenler. 19. dakikada Zoe Kroos, 22. dakikada düzeltiyorum. Ellie Brazel'ın golleriyle İngiltere'nin 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Mücadelede Selin. Biraz gelişi güzel vurdu topa. Sandy McLaver. Selin de çok yoruldu açıkçası. 45 dakikada baskıyı yapan oyuncularımızın başında geliyordu Selin. Bu tarafta Hintz hareketlendi. Allen kafayla karşıladı. Şimdi uzaklaştırdık. Orta alanda müthiş yumuşattı o topu Esra Manya. Arkasında Rose var. Esra. Ağır kalınca topuna müdahale geldi. Selin. Bir kez de atak tazeleyeceğiz. Sağ kanada döndü. Zeynep Koçer. Babaji de karşısında. Zeynep geçemedi. Kurtulamadı rakibinden. Georgia Allen. Yine çabuk çıkmaya çalışıyor İngiltere. Ellie Brazel. Derya onu gölge gibi takip ediyor. Ellie şimdi kurtuldu. İki savunmacımızı oyundan düşürdü ama yine kritik bir müdahale. Kaptan Şevval. Devam ediyor İngiltere atağı. Kalemize doğru bir şut. Ve üçüncü golü buldu İngiltere. İyi müdahaleler geldi ama bir türlü tehlikeli bölgeden o topu çıkartamayınca İngiltere 77. dakikada 3. golünü buluyor. Georgia Stanway ile. Hemen hemen 10 dakika önce oyuna dahil olmuştu. Georgia Stanway. Kelly ve Kroos'un yerine Babajide ile beraber oyuna girdi 2. 45 dakikada. 12 numara Georgia Stanway. İşte Stanway'in golü. Goal scorer for Team England. Number 12 Georgia Stanway. Santra'yla tekrar oyuna dönüyoruz. Hint. Rose orta alanda. Yine iyi döndü Rose. Patton. Babaji de ondan önce Sema Polat'a ayak koydu. Esra Manya rakibinden kurtardı topu Esra. Şimdi İlayda Civelek. Zeynep'in koşusu var. Sağ kanatta Selin. İlayda şimdi Selin'i düşündü Hintz. Ayarak müdahale geldi Sema'dan. Babaji de. Aslında tehlikeli bir noktaya uzaklaşmasına izin vermedi Kader Ançar. Bir takımımızda oyuncu değişikliği çıkan oyuncu 10 numara giren oyuncu. Bir takımımızda Selin kenara geliyor değerli izleyenler. Sadıkoğlu oyunda öncelikle Suat Okyar 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullanmış oldu. Damla Bozyel, Selin Ertan, Demet Kılıç ilk 11'de başlamıştı. Onların yerine sırasıyla Esra Manya, Sümeyra Kıvanç ve Birgül Sadıkoğlu oyuna dahil oldu. Stanway. Üçüncü golün sahibi İngiltere'de. Stanway sürükledi topu. Babajide için hızlı bir top. Yetişmeyi başardı Babajide. Birgül. Stanway. Savunmasından sekti top. Derya. Riskli hareketler Derya'dan. Top yine İngiltere'de kaldı. Stanway. Sağda Russo. Patton'ın da desteği var.
Esra Manya uzaklaştıramadı yine bir türlü o topu. Kader'de kaldı. Russo kovaladı Kader'i. Sema kendini gösterdi. El Brazil baskıyı kurdu. Derya. Gönderdiği noktada Rose var. El Brazil. O kanatta Russo. Oyunda tutmaya çalıştı ama out. Son 10 dakikanın içerisindeyiz artık değerli izleyenler. İngiltere'nin 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor milli takımımız karşısında. 19. dakikada Cross, 22'de El Brazil ve 77'de Samway'in golleri geldi. Allen kafayla karşıladı. Esra Manya. Yine İngiltere'nin kontrolünde Finnegan. Grace Fisk. Yerden oynadı Finnegan. Russo. Tek pas. Tekrar Russo'ya döndü Hint. Çizgide El Brazil. Sema arkasında kaldı. İspanyola Kem oyunu durduruyor. Esra Manya'nın müdahalesi sonrasında faul kararı. Georgia Allen yerde. Ceza sahamızın belki de 2 adım dışında. Serbest vuruşu kazanıyor İngiltere. Dört kişilik bir baraj oluşturduk. Topun gerisinde Alessia Russo ve Taylor Hintz var. Saçarak mı kullanacaklar yoksa doğrudan kaleyi mi düşünecek? Alessia Russo vurdu. Derya'dan top dışarı yöneldi. Bir korner daha kazandı İngiltere. Topun gerisinde Alessia Russo var. Kale önünde. Oyuncular arasındaki müdahale için bir uyarıda bulundu İspanyol hakem. Russo ön direğe doğru orta. Ceza sahamız içerisinde o topu bir türlü çıkartamadık. Topu görmekte bile çok zorlandım açıkçası. Uzaklardan bir deneme dışarı gidiyor. Stanway. Kader, ikiniz bu şansı göbekten gelmesinler, tamam mı? İyi. Az önceki pozisyonun tekrarı bir kez daha ekranlarda. Bedriye'nin önü o kadar dolu ki yani çıkıp o topa müdahale etmesi neredeyse imkansızdı. Hareket edecek alan bile bulamadı orada. Savunma kafayla karşıladı. Bir gül. Majida ayak koydu. Rose. Taylor Hintz. Fisk. Bıraktı kalecisi. Sandy McLever. İleri gönderdi takım arkadaşlarını Sandy McLever. Babajide göğsüyle yumuşattığı anda arkadan Derya Arhan'ın faulüyle yerde kaldı. İşte hiç kart çıkmadı şu ana kadar. Anda 18 faul kararı geldi. Taylor Hintz. Acele etmeden yine paslaşarak kullandı İngiltere. Fisk. Stanway. Tek paslar İngiltere'de. Ceza sahası içerisinde iki oyuncuyla geldiler. Topu uzaklaştıramadık. Yanında kaldı. Şimdi kaleye doğru bir şut.
Paralel geçti. Patton. Georgie Allen kafayla karşıladı. Esra yanında. Out. Derya Arhan. Hava toplarında da İngilizlerin çok büyük bir hakimiyeti vardı. Maç genelinde tip hava toplarında topu kazanıp oyunu kurmakta çok zorlandık maç genelinde. Rose. Yine baskı kurdu orada Kader. Hintz. Aslında hata var. Bir gün sadık oldu. Çıkamadık oradan. Hintz. Sema'dan kurtuldu. Babajide'yi düşündü. Georgie Allen onun önünde. Yine kademede Derya Arhan var. Hintz. Sramanya. Ayağından açtı o topu ama Kader Ançar kazandı. Bu kontrol edebilsek 2'ye 2 bir hücum yakalayabilirdik. Şimdi İrem Yıldırım. O da uzun oynadı hemen. Sol tarafta İlayda Civelek. İlayda Civelek rakibinden o topu kurtardı. Zeynep şimdi içeriye doğru hareketleniyor. Fisk karşısında İlayda'nın ortası, Zeynep ters tarafına düştü. Korner. Maçtaki ilk kornerimizi kullanacağız. Şu an kimse hareketlenmedi millilerimizle köşe vuruşunu kullanmak için. Şimdi Zeynep Koçer. Köşe gönderine doğru hareketlendi. Son 3 dakika artık normal sürede Antalya'da Manavgat'ta. Zeynep. Ön direğe doğru. Savunma kafayla karşıladı Ellie Brazil. Stanway. İrem o noktada. Zeynep bir kez daha doldurdu ceza sahasına doğru. Bu kez Babajide yükseldi. Yine hava toplarını almaya devam etti İngiltere. Şimdi savunmamızda az adamla yakalanabiliriz. Savunmanın arkasına iyi top geldi. Russo. Derya'dan kurtardı topu. Dışarıya çıkardı. Savunmadan döndü top. Tek oyuncuyla kalmıştık ama o bile yetti İngilizlerin bu hızlı savunmasının hızlı hücumunu durdurmaya. İşte İngiltere'nin az önceki hızlı hücumu. Sert şutta Birgül'den döndü top. Üçüncü golün sahibi Stanway. Yine kalemizi düşündü orada. Babajide. Kader vardı yanında. Rose. Yine derin bir top geldi. Russo. Oyunda da tutmayı başardı. Patton yanında. Russo. Bıraktı Patton. İlayda Civelek. Kapattı onun önünü. Russo. Ters tarafa dönmek istedi. İzin vermedi Sümeyra. İlayda'nın pasında hata var. Devam ediyor İngiltere hata. Arka alana doğru orta çok yüksek. Russo. Yine tek paslarda başarı var. Kader yerde kaldı. Devam ediyor mücadele. Top bizde. Esra Manya. İspanyola kim? Oyunu önce
devam ettirdi. Ardından durdurdu çünkü Kader yerden kalkamadı az önceki müdahalenin ardından. İşte pozisyon. Sanway düşerken sol ayağına basmış Kadir'in. Maç sonunda en az 2 dakika ilave edilmiştir. Minimum maç süre tamamlandı. 2 dakikalık bir uzatma bölümü olacak. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde değerli izleyenler. Gentlemence topu bize bıraktı İngiltere. Bedriye Can. Orta alan. Esra'dan önce Rose kafa vurdu. Tekrar Rose. Sanway. Patton. Russo. Yine sağ kanattan gelmeye başladı İngiltere. Patton. Bunun geçmesine izin vermiyor Şevval. Russo. Orta alanda boşluk var. Bu defa Esra'da takıldı. Hiç riske girmeden topu taça gönderdi Kader. Yalı Brazil. Pasın geçmesine izin vermedik. Topu kazandık Zeynep'le. Taç atışı Sema Polat. Hintz vurdu kafayı. Aynı noktadan bir taç daha kullanacağız. Yarım dakika kaldı artık uzatma bölümleriyle beraber mücadelenin tamamlanmasına. Bundan sonra kalan iki maçımızı kazanmak zorundayız. İngiltere üçlü üç yapsa dahi en azından onların ardından en iyi ikincilerden biri olmak için mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor. Bu anlamda cuma günü oynayacağımız mücadele çok daha büyük bir önem taşıyacak. Bu karşılaşmanın ardından cuma günü 15.30'da rakibimiz Çek Cumhuriyeti olacak. 10 Nisan pazartesi ise son maçımızı yine 15.30'da Danimarka ile oynayacağız. Sadece millilerimizin maçları değil, grubumuzdaki diğer mücadeleler de Spor TV ekranlarında naklen sizlerle buluşacak. Cuma günü 12'de İngiltere-Danimarka mücadelesi. Bu maçın ardından da 15.30'da Danimarka-Çek Cumhuriyeti maçı ekranlarınıza gelecek. İspanyol hakem Martinez Madrona 90 dakikanın tamamlandığını işaret ediyor değerli izleyenler. 19. dakikada Zoe Cross, 22. dakika Ella Brazil ve 77. dakikada da Georgia Stanway'in golleriyle İngiltere millilerimiz karşısında 90 dakikanın sonunda 3-0'lık üstünlüğü yakalıyor değerli izleyenler. İlk maçımızı kaybettik ama daha önümüzde iki önemli mücadele var. Az önce de bahsettiğim gibi Danimarka ve Çek Cumhuriyeti maçlarından alınacak galibiyetler de Kuzey İrlanda'daki Avrupa Şampiyonası'na gidebilme adına umudumuzu arttıracaktır. Millilerimize bir kez daha başarı dileklerimizi iletelim Antalya'daki bu zorlu maçlarda. Ben spikeriniz Erdem Bitik. Bu mücadelenin anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm...